Merhaba, Security Coding dersi kapsamında bu videoda Log4j zafiyetinden bahsedeceğim. Log4j zafiyeti bildiğimiz üzere geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı ve epey önemli bir zafiyetti. Sebebi Java platformunda oluşmuş bir zafiyetti. Log4j bir loglama API aslında Java platformunda kullandığımız, Java uygulamalarında kullandığımız ve Java'nın bildiğimiz üzere write once, Run Everywhere anlayışından ötürü bugün dünyadaki birçok cihazda Java uygulamaları çalışmakta ve bu zafiyet dünyadaki milyarlarca cihazı 3-4 milyar civarı yanlış hatırlamıyorsam cihazı saldırılara açık, zafiyete açık bir hale getiriyor. Bu zafiyette aslında saldırgan kendi LDAP server bağlantısını sunucuya gönderiyor ve LDAP'de bu LDAP bağlantısı Log4j kısmında herhangi bir şekilde bu input'a girdiği hazırlıklı olmadığı mı diyeyim, daha doğru bir cümleyle bu konuda bir filtreleme yapılmadığı için buradan bu şekilde sunucu tarafında bir root yetkisi elde edebiliyor. Çünkü LDAP sunucusunda karşılıklı bir doğrulama olmadan sunucuda yetki sahibi olma durumuna yol açıyor bu zafiyet. Peki bu zafiyeti bu proof of concept çalışmasını yaparken kullandığım repo'dan bahsetmem gerekirse bu Cosmere adlı kullanıcının Log4j Proof of Concept reposunu kullandım. Buradaki Proof of Concept Python dosyası aracılığıyla zafiyetten yararlanıp bir aslında LDAP server linki oluşturuyoruz. Lokalimizde bu network bağlantı simülasyonunu gerçekleştirdikten sonra biraz sonra buna daha detaylı olarak değineceğim. Bunun haricinde projemiz bir Docker file olarak herhangi bir dependency olmadan izole bir şekilde çalışıyor. Projemiz tabii ki Log4j zafiyetini barındıran bir proje. Şimdi isterseniz artık uygulama kısmına geçelim. Tabii bunun öncesinde bir şey daha. Proje dosyası içerisinde bunu daha öncesinde yaptığım işlemlerden bahsedeyim. Java Development Kit dosyasını çıkartmamız gerekiyor. Java Runtime Environment'ı oluşturabilmek adına. Bunun haricinde bir Python dosyamız içerisindeki dependency'leri yükleyebilmek adına da burada eklenmiş bir requirements txt dosyamız var. Ve bunu pip install yaparak daha önceden yüklememiz gerekiyor. Yoksa dependency'lerden ötürü Python dosyamızı hatalı bir şekilde çalıştırmamız olası. Evet, şimdi isterseniz ilk başta yapacağım şeye geçelim. İlk başta bir netcat listener oluşturacağım. Bir reverse shell connection'ını sağlamak için, gerçekleştirmek için. Bunu terminalde bu command ile sağlayabiliriz. Evet, listener diyor. Daha sonra buraya döneceğiz zaten. Burada root yetkisini elde edip etmediğimizi görebilmek için bu sekmeye tekrar dönüyor olacağız. Şimdilik bu kadar yeterli. Burada daha önceden ben klasör işlemlerini yaptım. Tabii ki repo'muzun klasörüne geldik çünkü bu kısımda aslında LDAP server linkini oluşturacağız. Bizim Python dosyamız bize bir LDAP linki verecek. Sunucuya, uygulamaya enjekte edeceğimiz linki verecek. Şimdi burada o yüzden Python dosyamı gerekli network konutlarıyla çalıştırıyorum. Problem yok gibi. Evet. Herhangi bir problem yok. Burada bize sağlanan şu kod aslında bizim LDAP bağlantımız. Bunu
uygulamaya enjekte edeceğiz ve zafiyetten faydalanacağız. Şimdi son olarak da zafiyete açık, zafiyet barındıran uygulamamızı lokalde ayağa kaldırma ya geldi sıra. Dockerize olduğundan birkaç command ile bunu direkt olarak gerçekleştirebiliyor olacağız. Ben kendi lokalimde daha önceden bu Docker dosyasını çalıştırdığımdan çok uzun sürmeyecektir. Ancak siz ilk çalıştırmanızda tabii ki bazı indirmeler yapacağından benimkine oranla biraz daha uzun sürecektir. Birazdan tamamlanacak. Tamamdır. Herhangi bir problem gözükmüyor. Size run edelim. Herhangi bir sorun olmadığı takdirde lokalimizde 8080 portunda çalışıyor olacak. Şimdi tarayıcıya geçelim. Konsolda sağ tarafa geçirirsem daha iyi gözlemleyebiliriz süreci. Evet, zafiyet barındıran uygulamamız burada. Şimdi daha önce bahsettiğim üzere buradaki LDAP bağlantımızı uygulamaya enjekte edeceğiz. Böyle yapıştıralım. Şu kısmı da açmam, gözlemlememiz açısından daha iyi olur. Evet. Bağlantı sağlandı bu kısımda. Şu şekilde sunucu tarafında listeleme yaparsak sunucuya direkt olarak sunucunun direktörisine direkt olarak erişebiliyoruz. Hatta bu şekilde de root olduğumuzu görebiliriz. Evet. Burada gördüğünüz üzere root yetkisine erişmiş olduk. Log4j zafiyetinden faydalanarak. Merhaba. Videonun bu kısmında ise daha önce bahsetmiş olduğum log4j zafiyetinin nasıl giderileceğinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz bundan önceki çalışma yaptığım sürümdeki log4j sürümü zafiyet açığı, zafiyeti olan bir sürümdü. Apache'nin sitesinden en güncel sürümü bilgisayara indirdim. Burada Docker file'ımızın içerisinde projeyi canlıya alırken şurada görebileceğimiz üzere burada yönlendirilen bir snapshot dosyası var. Var uzantılı. Oradaki log4 shell klasöründen oraya bir dosya taşınıyor. Şöyle göstereyim onu. Şuradaydı sanırım. Evet, buradaki dosyalar 2.14'tü. Ben 2.17'ye olacak şekilde terminalden dosyalar orayı düzenledim. Ve farklı bir şekilde var dosyası oluşturdum. Ve şu anda Docker dosyası build edilirken block4j jar uzantılı dosyaları kullanılarak build ediliyor. Şu anda lokalimde canlı da şuradan da terminali açarsam
Burada gördüğünüz üzere LDAP kodunu aldığımda, hatta isterseniz bir de yenileyim sayfayı. LDAP kodunu aldığımda buradan da gözlemleyebiliriz. Login dediğimde bildiğimiz password kontrolüne giriyor. Oraya input olarak verdiğimiz kod ve herhangi bir şekilde zafiyete yol açmıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.